Kıymetli müdürler, yerlerimizi alabilir miyiz? Süreci geçmiştir ve bu son süreçte yaptığımız istasyon etkinliği bağlamında arkadaşlar okul temelli mesleki girişim istasyonunu ilk alan grubumuz hangisiydi? Birinci grup muydu? İsmail Başkanım. Programları düzenleme başlık veya içerikleri. Buyurun. Şimdi yetenek yönetiminde sesim geliyor mu? Arkadaşlar, İsmail Hocam sesim başlığını bir arkadaşımız yazdırdı. Burada öğretmenlerin analizi az önce benim konuştuğum şeyle bağlantılı olarak konuyla yeteneklerine göre analizleri çıkarılsın. Bütün öğretmenlerin buna göre eğitim programına alınabilir diye düşündük. Alanında uzman olan kişilerin okulunda eğitim verilmesinin sağlanması aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızın hepsini şey yapmıyoruz ama büyük çoğunluğu kendi alanlarında kısıtlı olarak aynı şekilde yılların değişimine entegre olmadan devam etmektedirler. Bu entegreyi sağlamak için güncel olarak belirli aralıklarla kendi alanlarında uzmanlaşmaları gerekiyor. Öğretmenin farklı yeteneğinin değerlendirilmesi, tabii ki bu değerlendirme hocam, okul içerisinde açılması, destek eğitim odalarının mutlaka açılması, akran öğrenmesini destekleme, burada öğrenci koçluğu, bu iki başlığı bir arada düşündük. Öğrenci motivasyon çalışmalarının arttırılması, aile eğitimi özellikle bu çok önemli. Sosyal etkinliklerin daha fazla yapılması, arttırılması. Farklılığın azalıp azalmadığını öğrenmek için dönüp proje ve etkinliklerin uygulanmalı. Sınavlar, istasyon Sınavlar, istasyon çalışmalarının katılma oranları vesaire. Öğrenci yeteneğini geliştirmede de kulüp faaliyetleri eskiden daha fazlaydı ama şimdi biraz kısıtlandı bu alanlar. Bunların arttırılması yönünde çalışmalar yapılması. Özellikle yeni dönemde proje geliştirme, öğrencilerden proje geliştirme ekiplerinin kurulması, sportif faaliyetlerin arttırılması, kültürel sanatsal faaliyetlerde tiyatro, koro, drama, münazara gruplarının oluşturulması, yarışmalar, bu edebiyat, Türkçe, resim, tasarım alanındaki yarışmalarda gruplar kurulması, beceri atölyesi oluşturarak yetenek geliştirilebilir, örnek atölye çalışmalarıyla ilgili yetenek alanındaki öğrencilere sunulabilir demişiz. Kıymetli müdürüme vermektense yeteneklerine, eğitimlerine ve yan dallarına uygun atölye çalışmaları yapmak demiş. Yani burada yaparak yaşayarak bir öğretimden bahsediliyor. Farklı meslek dallarına yönelik öğretmenleri için çevre okullarla işbirliği içerisine değerlendirmek demiş. Öğrenci yeteneğini geliştirme bağlamında alanında uzman öğreticiler tarafından öğrencilere sanatsal, sportif, sosyal alanda faaliyetler yaptırılması, okul dışı merkezi meslek geliştirme merkezlerinde demiş. Sportif ve sanatsal yönden başarılı öğretmenlerin çevre okul ve gruplarıyla işbirliği içerisinde değerlendirilmesi, şube öğretmenleri arasında iyi uygulamalar tartışarak paylaşılabilir platformlar oluşturmak demek istemiştir muhtemelen. Başarı farklarının azaltılması, öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirildiğinde başarı farkı azalacaktır demiş. Tak çözmüş zaten olayı. Öğretmen değişimleriyle başarı düzeylerinin gözetilmesi. Burada biz hizmet içi eğitim planı istedik. Öneri gelmiş. Bununla ilgili bir içerik önerilebilirdi. Teşekkür ediyorum gruba. Grubu alkışlayalım. Öğretmenlerin tespitini yapıp bu öğretmenlerin çevre okullarda birikimlerinin paylaşılması demiş arkadaşlar. İyi örneklerde hiçbir elemeye tabi tutulmadan bütün okulların en iyi yaptığını düşündüğü bir örneğini sergilemesi. Çok güzel. Evet. Sportif ve sanatsal başarısı yüksek olan okulların öğretmenlerin diğer okullarda işbirliği içerisinde bulunması, yetenekli öğretmenleri değerlendirmek, öğretmenin idare tarafından ihtiyaçlarını karşılanarak cesaretlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin yetenekli öğretmenlerle buluşmasının sağlanması, başarı gösteren bir öğretmenin birikimini başka bir okula aktarabiliriz. Öğretmen paylaşımını ve değişimi demiş arkadaşlar. Başarı farklarının nasıl azaltılacağıyla ilgili öğretmen ve yönetici ziyaretleri yapılabilir demişler arkadaşlar. İkinci modülünün sonuna geldik.
Siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Konuşan konuşmayan ama konuşanlar daha çok teşekkür hak ediyor. Çünkü daha çok paylaşım yaptılar. Konuşmayanlar ise çok uyanık, hep aldılar cebine koyup okullarında uygulayacaklar. Onu da biliyorum. Tabii. Susuyorlar, susuyorlar. Acaba arkadaş ne diyecek? Dediğini ben gidip nasıl uygulayacak? Onu düşünüyor. Konuşan arkadaş da yaptığını paylaşıyor. İki tarafta birbirinden alıp verdiyse ne mutlu bize. Temel amacımız burada deneyimleri paylaşarak okullarımızın daha rahat, daha müreffeh, öğrencilerimizin daha huzurlu bir ortamda eğitim öğretim hayatı geçirmesiydi. Ve bu noktada birbirinize eğer fikir alışverişi yaptıysanız amacımıza ulaşmışızdır. Bizim burada sizlere anlatabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü benim bildiğimden çok eminim ki siz benden daha çok biliyorsunuz. Daha çok okumuşsunuzdur. Ben sadece burada moderatörlük yani bir nevi yönlendirme yapmaya geldim. Size bilgi aktaracak kadar hadsiz değilim. O benim haddime de değil. Ama yine bu etkinlikler bağlamında sizlerle paylaşabildiğim kadar, aktarabildiğim kadar bir şeyler aktarmaya çalıştım. İyi ki varsınız. İyi ki Ümraniye var, iyi ki Çekmeköy var, iyi ki Beykoz var. Ben de Beykoz'dan olduğum için. Yani arkadaşlar demin baştan da söylediğim gibi mail adresimi yazmıştım. Almayan varsa tekrar yansıtayım. Mail adresime eğitimin 5 günlük değerlendirmesini kısa ve özet bir şekilde yazıp board dosyasında adına alt soyad ve ilçenizi de yazarak atarsanız benim de raporlamama çok yardımcı olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir tane de ben İlk Okulu Müdürü Beykoz'dan. Ben öncelikle sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan'da sizleri buraya getirdik. Bakanlığımızın da talimatıyla, ilin de talimatıyla. Burada bazı şeyler tabii malumun ilamı oldu ama bazı şeylerde gerçekten deneyim paylaşımı oldu. İlla ki hani ufak da olsa ya da büyük çaplı da olsa hepimiz bir şeyler kazandık diye düşünüyorum. Bir dahaki 3 model daha var biliyorsunuz. Diğer 3 modelin ben tarihlerini söyleyeceğim. Dokuz... Ayrıldı mı acaba İmraniye'de? Bir dahaki 3 model. Ayrılacak diye biliyorum. Tamam. Bir yere gidecek diye siz, nasıl? İmraniye burada mı olacak? Burada olacağız. Burada olacağız. Size iyi bir haberim. Tabii inşallah Ramazan sonrası olacağı için beraber çay kahve içeceğiz, yemek yiyeceğiz inşallah. Hocam şunu da aktarayım. Çekmeköy Ümraniye'ye gelmeyecek ikinci, üçüncü, dördüncü modelde. Evet onu söyledik. Bunu bilin. Yani herkes kendi ilçesinde alacak bundan sonrası. Şimdi biz Çekmeköy'ü misafir etmekten memnunuz. Bu yanlış anlaşılmasın. Fakat ikinci, üçüncü, dördüncü modüller bu şekilde düzenlenmeyecek. İkinci grup 9-13 Mayıs. Hani birer hafta aralıklarla yapacağız. Diğer üçüncü modül 23-27 Mayıs. Dördüncü modül ise 6-10 Haziran'da yapacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum.